Orta Doğu'da çok eski bir tapınak bulundu. Mısır piramitlerinden binlerce yıl önce yapılmış. Tarihi Mezopotamya, Minos ve Maya gibi medeniyetlerin bile çok öncesine uzanıyor. İnsanlık henüz taş devrini yaşarken inşa edilmiş. Bu muazzam bir şey. Peki ama kimler tarafından ve neden? Bu dünyaya ait değiller. İnsana benziyorlar ama belli ki insan değiller. Birileri bu gizemi çözmek adına zamanda 12 bin yıl geriye yolculuk ediyor. Buz devrinin sona erdiği, insanın çömlek, yazı ve tekerlekle henüz tanışmadığı zamanlara. 3 yaşındaki bir çocuğun oyuncak tuğlalarla Empire State'i inşa etmesi gibi bir şey bu. Kayıp medeniyet. İnsan milyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş evrimleşti. Önceleri avlanıp yiyecek toplayarak yaşıyorduk. Ama yaklaşık 12 bin yıl önce olağanüstü bir şeyler oldu. Evrim sürecimiz katlanarak hızlandı. Ve izafi olarak çok kısa bir zaman diliminde taş devrinden ay yürüyüşlerine geçtik. Peki gelişimi bu kadar hızlandıran neydi? Doktor Jeff Rose, erken insanlık tarihi uzmanı. Yıllarını kültürel evrimimizdeki gizemli dönüm noktalarını araştırmaya adamış biri. Ve şimdi dudak uçuklatan arkeolojik bir keşif üzerinde çalışmak ve taş devrinden günümüze uzanan o devasa adımın neden ve nasıl atıldığı sorusuna cevap bulmak üzere Türkiye'de. Ay'da yürümek insanoğlunun attığı en büyük adım değil. Asıl büyük olan tarlalara ekip biçmeyi ve kendi yiyeceğimizi üretmeyi öğrenmiş olmamız. Teoriye göre tarım yerleşik hayata geçmemize, dini öğretiler geliştirmemize ve tapınaklar inşa etmemize imkan tanıdı. Küçük yerleşimler şehirleri, şehirlerse güçlü medeniyetleri oluşturdu. Artık her öğün için avlanmak ya da yiyecek toplamak zorunda olmadığımızdan, düşünmek, icat etmek ve taş devrini gerilerde bırakacak ölçüde gelişmek için vaktimiz vardı. En azından bugüne dek teori böyleydi. Fakat Türkiye'de keşfedilen olağanüstü bir şey, kültürel evrim tarihimizde yepyeni bir sayfa açtı. Ve bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye, Avrupa ve Asya arasında köprü oluşturan çok eski bir coğrafya. Bereketli Hilal adıyla bilinen ve Mısır, İsrail, Suriye ve Irak'ı da içine alan kuşağın bir parçasını oluşturuyor. İnsanoğlunun ilk kez yerleşik hayata geçtiği bu yeşil kuşakta 5000 yıl kadar önce dünyanın ilk medeniyetleri kuruldu. Ve işte burası o keşfe ev sahipliği yapan yer. Yani Göbekli Tepe. Yöre halkı bu tepenin kutsallığına inanıyor. Ve hiç de haksız sayılmazlar. Profesör Klaus Schmidt alanında ünlü bir Alman arkeolog. 1995'te bu tepenin altında çok büyük bir şey keşfetti. Ve o zamandan beri bölgede kazı yapıyor. Merhaba Jeff, nasılsın? Merhaba Klaus. Kazı alanına hoş geldin. Çok memnun oldum. Bu ilk gelişim mi? Muazzam bir şey bu. Böylesini hiç görmemiştim. Profesör Schmidt'in tepenin altında gömülü halde bulduğu şey bir dizi devasa taş sütundu ve üzerlerine tuhaf oymalar nakşedilmişti. Yapının yalnızca küçük bir kısmını gün ışığına çıkardığını biliyordu. Gerçek boyutlarını anlayabilmek için yeraltı radarının kullanıldığı bir etüt çalışmasına başkanlık etti. Bu kapsamlı araştırma yaklaşık 90 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirildi. Bu da neredeyse 20 futbol sahasına eşdeğer bir yüz ölçümü. Radar toprağa nüfuz eden radyo dalgaları gönderiyor ve bu dalgalar derinlerdeki bir objeye çarptıklarında geri dönüyor. Yansıyan sinyallerdeki değişkenlikler sayesinde
toprak altındaki objenin görüntüsü ortaya çıkıyor. Profesör Schmidt'in bölgenin toplam alanı hakkında gerçeğe yakın bir tahminde bulunmasını mümkün kılan şey de buydu. Sahanın genişliği ne kadar? 300 metreye 300 metre. 300'e 300 ha? Bu çok evet. Büyük. Schmidt ve ekibi çok büyük bir titizlik ve sabırla devasa boyutlarda 4 taş çemberi gün ışığına çıkarmayı başardı. Her bir çember T şeklinde büyük sütunlarla ayrılmış yüksek taş duvarlardan oluşuyordu. Ve ortalarında 5,5 metre yükseklikte 2 dikili taş bulunuyordu. Bugüne dek böyle bir yapıya rastlanmamıştı. Acaba hangi amaçla yapılmışlardı? Burada kimsenin yaşamadığını nereden biliyoruz? Günlük kullanım için yapılmadıkları belli. Profesör Schmidt, Türkiye'deki diğer tarih öncesi yerleşimlerde de kapsamlı olarak çalışmalar yürütmüş biri ve taş devri yapılarına oldukça aşina. Ama Göbekli Tepe'deki yapıların diğerlerine hiç benzemediğini düşünüyor. Belki de yapılış amaçlarının sırrı taş sütunların üzerine oyulmuş çarpıcı figürlerde yatıyordur. Şuradaki sanat şaheserini görüyor musun? Şu rölyefi. Büyük olasılıkla bir leopar. Bu şey tek parçadan mı oluşuyor? Evet, tek parça. Bir tek taştan yapılmış. Büyük bir ustalık örneği. Hayvanın kaburga kemiklerini bile net bir şekilde görebiliyoruz. Burnu, ağzı, dişleri ve saldırgan duruşu çok iyi resmedilmiş. Bu sanatkarlık gerçekten göz kamaştırıyor. Sanki daha dün yapılmış gibiler. Peki tüm bu hayvanlar ne ifade ediyor? Nasıl bir önemi var? Yüksek rölyeflerde gördüğümüz hayvanlar birer muhafız olarak resmedilmiş gibiler. Yani dikili taşların muhafızları olarak. T biçimli sütunlar Göbekli Tepe'nin sırrına dair kışkırtıcı ipuçları sunuyor. Üzerlerinde bulunan işaretler onların sıradan birer dikili taştan ibaret olmadıklarını gösteriyor. Aslında hepsi sembolik birer insan. Sembolik insan mı? Evet, T şeklinin üst kısmında profilden gösterilmiş bir baş var. Ve bu da gövdesi. Şuradan bir kol aşağıya uzanıyor. Eller ve parmaklar nakşedilmiş. Bu kemer de ellerin hemen altında gösterilmiş. Burada bir tane daha var. Evet, bir tane daha var. O da diğer eli. Ve burada da kemer tokasını ve tilki postundan yapılmış peştemali görüyoruz. Yani bu şekilde durmuş, bu tarafa doğru bakıyor.